Evet, kısa bir reklam arasının ardından gün ortası devam ediyor efendim. Saatler 13'ü gösteriyor. Bu kuşakta 15 Temmuz sahi darbe girişimini konuşacağız. Kimi ne değerlendireceğiz? Skype bağlantısı üzerinden Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin bizlerle birlikte. Sayın Pekin hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun efendim. Ve Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Sayın Osman Erbil de stüdyo konuğumuz. Sayın Erbil hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba, hoş bulduk. Evet, 15 Temmuz sahi darbe girişimi. Erbil'e selamlar Osman'a da. Merhabalar komutanım. Merhaba. Birden beri görmüyorum kendisini. Evet, bayağıdır görüşemiyoruz. Biz de göremiyorduk. Saygılar. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. O kadar yoğun bir çalışma temposunda bugün 15 Temmuz vesilesiyle stüdyomuzda oldu. Bir kez daha teşekkür ediyorum Sayın Erbil. Önemli 5. yıl dönümü. Bu sürece giden dönemin hepsini konuşmak istiyorum sizle. Şimdi Sayın Pekin sizinle başlayalım mı? 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Bu hain darbe girişimini tetikleyen güçler nasıl böyle güçlendi? Ve bugün gelinen noktayı öncelikle siz nasıl okuyorsunuz? Buyurun efendim. Peki Sayın Pekin'in Skype bağlantısı üzerinde bir sorun var. Sayın Erbil sizinle başlayalım. Evet. Şimdi öncelikle tabii 15 Temmuz bizimler için bir zafer. FETÖ'ye karşı, Amerikan gladyosuna karşı Türk milletinin kazanmış olduğu büyük bir mücadele. Bu zaferimizi kutluyoruz. Tabii ki 251 şehidimize rahmet diliyoruz. 2734 gazimize de sağlık diliyoruz. Tabii öncelikli olarak 15 Temmuz'u anlamak için bizim FETÖ'yü doğru tanımlamamız gerekiyor. Yani FETÖ nedir? FETÖ başımıza nasıl musallat oldu? Nasıl musallat edildi? Şimdi tabii ki bunu ararken bu çalışma bizi nereye götürüyor? Amerika'nın bizim gibi ülkelerde yani uydu haline getirmeye çalıştığı devletler içerisinde kurmuş olduğu yeraltı örgütlenmesine. Buna işte Super NATO deniyor, İtalya'da adı Gladio örgütlenmesi vesaire. Yani şu Amerika buradaki amacı, FETÖ gibi bu yeraltı örgütlerini kurmadaki amacı, Türkiye Amerika'nın emrinden çıkmayacak bir NATO ülkesi olarak kalacak. Tüm bağımsızlık hareketleri, anti-emperyalist çıkışlar bunlar bastırılacak. Türkiye gibi milli demokratik devrimin atılımlarını yapmış, işte Kemalist devrimin kökü kazınacak, tamamen bitirilecek. İktidar Atatürkçü, devrimci, milliyetçi geleneğin temsilcilerine asla verilmeyecek. Suikastlerden katliamlara, işte kumpaslara her türlü karanlık iş yapılacak gerektiğinde. Hatta gerektiğinde devlet ve ordu içerisindeki güçleri harekete geçirilecek. Ve darbeyle iktidar zapt edilecek. Yani bu FETÖ örgütlenmesindeki Atlantik sisteminin esas nihai amacı bu. Şimdi bu tabii Türkiye'de değil sadece. Az önce de söyledik İtalya'da da benzer bir örgütlenme var. Diğer Avrupa ülkelerinde de var. Nerelerde var? Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Norveç, Yunanistan, Türkiye, Avusturya, İsviçre, İsveç. Kim söylüyor bu ülkelerde olduğunu? Eski İtalya Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga. Nerede söylüyor? 2009 Şubat'ında Sabah gazetesinde Nur Batur'a vermiş olduğu mülakatta söylüyor. Şimdi çok önemli. Çünkü Gladio'nun içinden birisi olarak, Gladio'nun en tepe yöneticilerinden birisi olarak bu itirafları yapıyor Cossiga. Ve ne diyor? Amerikalılar ve İngilizler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu Gladio yapılanmasını kurdular diyor. İtalya'da ne zaman kuruldu? 1954 yılında. Ve biz diyor NATO'nun siyasi ayağına bağlıydık. Talimatlar oradan geliyordu diyor. Şimdi peki Türkiye'de ne zaman başladı bu çalışmalar? Bunu da biliyoruz aslında ama tekrar edelim. Lütfen. NATO seferberlik, NATO'ya Türkiye'nin girişiyle birlikte bir seferberlik tetkik kurulu kuruldu. 1952 yılında. Özel Harp Dairesi adını aldı 1970 yılında. Daha sonra biz ona kontrgerilla dedik. Aydınlık okurları çok iyi bilirler. 1978 yılında Aydınlık kontrgerilla ile mücadele sayıları serilerini başlatmıştı. Peki bunun ilk operasyonu nasıl hatırlıyoruz?
6-7 Eylül olayları olarak değil mi? Büyük kışkırtma 1955 yılında. Hatta geçenlerde de Habertürk'te İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu çıktığında da aynen böyle adını koyarak kontur gerilla faaliyetinin en önemli Türkiye'deki tertiplerinden birisi 6-7 Eylül olaylarıdır dedi. Peki gelelim Fethullah Gülen'e. Peki bu Gladio Fethullah Gülen'i nasıl keşfetti? Keşfeden kişi Fuat Doğu. Fuat Doğu 1962 yılında MIT'in daha önceki ismi MAH'ın başına geliyor. Hı hı. 1971 yılında tabii o 71 yılına kadar da MIT'in başında kalıyor Fuat Doğu. Dikkat ederseniz Fethullah Gülen'in Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği Şubesi'nin kurucusu olması da 1962 yılıdır. Fuat Doğu'nun MIT'in yani önceki ismiyle MAH'ın başına gelmesi de. Zaten daha önce de televizyonlarda da açıklandı. Sayın Komutanımız da açıkladı. Herkes artık biliyor. Fethullah Gülen'le Fuat Doğu bir yerde, hatta Koç'un evinde olduğu söylendi ve sonra da inkaren edilmedi, tekzip edilmedi. Koç'un evinde bir araya geliyorlar. 1970'li yılların başlarında bu görüşme. Yani Gladio'nun içerisine Fethullah Gülen alınıyor. Fethullah Gülen'e verilen ilk görevler neler? 1966 yılında deniliyor ki sen git kestane pazarına, yani vaizlik yapıyor daha öncesinde. Sen git kestane pazarında oraya Kur'an kursuna gelen gençleri, İlahiyat Derneği'nin işte orada yurdu var, seni buraya müdür olarak atıyoruz. Sen buradaki gençleri devşir, ondan sonra onları örgütün içerisinde al, onlardan bir örgüt kur, ışık evlerini kur. Bu gençleri askeri lise sınavlarına, polis kolejlerine hazırla. Bu yetiştirdiğin elemanlar bunları yapsınlar. Küçük yaştaki gençler, yani 13-18 yaş aralığındaki gençlerden bahsediyoruz. Ve peki bu çalışmaların meyvesini ilk ne zaman almaya başladı? Emniyat Teşkilatı'nda ilk gözle görülür sonuçları 1974 yılında. Kimler onlar? Çok bilindik bir isim Ramazan Akyürek. Nereden biliyoruz? Hrant Dink suikastinden ve daha sonraki Ergenekon Balyoz kumpaslarından biliyoruz değil mi? Ramazan Akyürek, Ali Osman Kahya, Mustafa Sağlam. Bunlar 1974 yılında oradaki işte Fethullah Gülen'in yetiştirdiği elemanlar olarak polis kolejine sokuldular. Şimdi buralardan geliyor. Ben isterseniz burada bir virgül koyayım. Evet. Sonra komutanımızla. Komutanımızla şu anda Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Pekin bir kez daha hoş geldiniz. Bu süreç nasıl gelişti? Nasıl güçlendiler? Bu kadar etkin bir şekilde yer aldılar. Kısaca sizden de dinleyelim mi? Çünkü şu çok önemli. Yani 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreç ve bugüne gelinen noktada. Bunu da konuşmak istiyorum bu kuşakta sizlerle. Buyurun. Ben öncelikle tabii Osman'ın genel yönetmen olduğunu yeni öğrendim. Hayırlı olsun. Öyle söyleyeyim gazete için. Hayırlı uğurlu olsun. Herhalde siyaseti bırakmamıştır. Siyasete devam ediyordur kendisi. Sağ olun. Bu arada ikisini beraber yürüdü. Daha evvel de ikisini beraber yürüdü. Teşekkür ederim. Bir ara tamamen Kadıköy'de siyasetle ilgilenmeye başlamıştı. Evet. Tabii şöyle söyleyeyim. Yani şimdi tabii Sayın Osman Erbil'in söyledikleri doğru. Ama şöyle bakmamız lazım. 1952 yılında yani NATO kurulduktan sonra, NATO teşkil edildikten sonra ve Türkiye NATO'ya girdikten sonra 52 yılında NATO'nun içerisinde bulunan bir şey var. Yani behind dediğimiz geride bırakılacak unsurlar, geride kalan unsurlar. Bunlar şeyle ilgili gerilla muharebesi yapacaklar. İşte Sovyetler Birliği ordularıyla ilgili, komünistlerle ilgili. Bu böyle bir ulvi amaçla kuruluyor. Askeri bir amaçla kuruluyor. Seferberlik Tetkik Dairesi. Daha sonra Özel Harp ismini alıyor. Özel Harp'te de bunlar devam ediyor. Yani insanlar seçiliyor. Nerede seçiliyor? Askerdeyken seçiliyor. Askere geliyorlar. İşte bunları askerlik bitiminde takip ediliyor belli yerlerde. Daha sonra bunlar askeri birimler tarafından bunlara işte sanırım Genelkurmay Başkanı imzasıyla falan bir mektup yollanıyor ve bunlar şeye katılıyorlar. Bu unsurlara katılıyorlar. Bazen eğitim yapıyorlar işte. O zamanlar belli yerlerde gömül silahlar var ki bunlar daha sonra oradan kaldırıldı. Gömül silahlar vesaire falan da var. Peki bütün bu teşkilat, içine girenler, eğitilenler, şunlar bunlara baktığımız zaman
Bu biraz evvel söylediğim ulvi amaçla, herkes ulvi amaçla mı yapılıyor? Hayır. Yani bunlar içerisinde zamanı geldiğinde birileri işte oradan çıkartılmak suretiyle, görev verilmek suretiyle değişik amaçlarla kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi Fethullah Gülen. Mesela bir tanesi, daha evvel söylemiştim, Şevket Eygi var yani bunlarla ilgili. Yani özel olarak dergi çıkartılıyor, gazete çıkartılıyor ona da. Bu da farklı bir şey. Ve bunların bir kısmı böyle kullanabilecek durumda olanların önü açılıyor. Yani ne oluyor önü açıldığı zaman? İşte ihalelere gidiyorlar, başka bir şeyler yapıyorlar. Bir takım devletten iş alıyorlar. Belli yerlerde devletin verdiği işleri yapıyorlar. Ve sonuçta her ne kadar bizimkiler şunu söylese de efendim dünyada bunların hepsi sivil örgütlere bağlıydı. Biz de asker örgüt, evet asker örgüte bağlıydı. Ama bunlar tamamen bu amaçla kullanılır. Kesinlikle yetiştirildi amaçla kullanılmadılar demelerine rağmen. Bunlar bu amaçın dışında da kullanıldılar. Ve sonuçta öyle bir yere geldik. Her partiden adamlar vardı içlerinde. Yani ya da her dernekten, ilk ocaklarından da, devrimcilerden de, şeyden de, ne diyelim bunların arasında, PKK'dan da, her yerden adamlar vardı. Böyle bir düşünün teşkilat. Ve bunlar belli alanlarda söz sahibi oldular. İşte tabii Amerika Birleşik Devletleri, bir de bunu beraber çalışıyorsunuz. Zaman zaman gidiyorsunuz, görüşüyorsunuz planları, bu planlar üzerinde çalışıyorsunuz. Karşılıklı zaten çok uzun Ecevit dönemine kadar sanırım 74-75'e kadar bunun parası şeyden geliyordu. Amerikalılar veriyormuş parasını. Oraya eğitim adam gönderiyorsunuz. Türkiye'de bu konuda bir eğitim yaptırıyorsunuz. Amacı bu diyerekten. Ama sonuçta Amerika Birleşik Devletleri için kullanışlı bir, yani hem kendiniz için hem de Amerika Birleşik Devletleri için kullanışlı bir şey yetiştiriyorsunuz. Bir grup yetiştiriyorsunuz. İçinden seçtiğiniz adamları kullanmak üzere. İşte Fethullah Gülen bunlardan bir tanesi. Ben kıtaya çıktığımda özür dilerim. Akademiyi, harp akademilerini bitirdiğimde, kurmay subayı çıktığımda 82 yılında 84'te çıktım. 84'te kurmay subayı olarak 61. Piyade Tümeni'ne gittim. İstihbarat subayıydım. Bana dediler ki aynı zamanda personel şube müdürlüğüne bakacaksın. Personel şubedeki adam Kuleli Askeri Lisesi'nde Fethullah Gülen'le ilgili, Fethullah Gülen cemaatine giren gruplardan bir tanesi. O yıllarda keşfedilmiş ve 82-83 yıllarında bunlar kıtalara dağıtılmış. Bunları bir daha kontrol edin diye. Bir adama vermişler, personel şube şubesine çalışıyor adam. Yani öğretmen yakalamış. Yani bunlar maalesef daha evvel de var ve yeteri kadar üzerine gidilmedi, yeteri kadar özellikle de bunlar eğitildi, işte biraz evvel yine Osman'ın söylediği gibi yeşil kuşak teorisi kapsamında kullanıldı. Belli alanlarda insanları provoke etmek için kullanıldı. Belki ortaya çıkmadı, işte 1 Mayıs 1971'deki olay var galiba konuyla ilgili, Bahar Bayramı'ndaki o Taksim'deki meşhur insanların öldürülmesi konusu var. Fethullah Gülen var. Mehmet Şevki Ege var. Bu ve buna benzer çok insan var. Yani önlerine imkan tanınan yani bazı gittiğim yerlerde de bunlar kendilerini devleten taraf diye belirtiyorlar. Bugün de zaman zaman bunlarla ilgili, ya bunlarla ilgili değil ama daha başka türlü Sadat gibi vesaire gibi bazı milisleri duyuyoruz, görüyoruz. Yani maalesef bunlar korunarak, kolanarak işte şeye geldiler. Emperyalizm sonuçta tarafından özellikle korumaya devam ediyorlar. Amerikan ayağını soracağım size. Sayın Pekin, bir virgül koyalım istiyorum burada. Mümkünse çok teşekkür ediyorum. Sayın Erbil'e döneceğim. Şimdi yeterince mücadele edilmedi dedi komutanımız. Evet. Neden edilmedi? Şimdi darbenin geldiğini, adım adım yaklaştığını tespit etmek mümkün değil miydi? Sizden dinleyelim. Evet. Şimdi tabii darbeye gelmeden önce Fethullah Gülen örgütlenmesinin içini iyi bir şekilde röntgenini çekmemiz gerekiyor ki yoksa yaygın bir görüş olarak Fethullah Gülen örgütü, terör örgütü hani içeriye gizli bir şekilde sızdı. Ondan sonra devletin belli kademelerini ele geçirdi, sinir noktalarına ulaştı filan. Böylece darbe 2015 Temmuz 2016'ya kadar gitti. Şimdi böyle anlaşılabilir ama halbuki bu Gladio dediğimiz yapılanma çok yönlü bir yapılanma ve
devleti yönetmek üzere şekillendirilmiş, oluşturulmuş bir yapı. Yani 1978 yılında Fethullah Gülen'e Sızıntı dergisine çıkarttıran da bu güç. Yani o yapı, o gladyo yapılanması bunun zeminini ona sunuyor. Şimdi özellikle tabii 1980 sonrasında Fethullah Gülen'in yaygın örgütlenmesi ve örgütlenmenin de artık şirketleşme, holdingleşme aşamasına geçilmesi, okulların açılması, onların böyle pıtrak gibi çoğalması, işte 1986 yılında ilk okulu açıyor. Nasıl açıyor? Turgut Özal okullara, özel okullara önünü açan yasayı çıkarmamış olsaydı bunu yapamazdı, değil mi? Yani devleti yönetenler de aynı zamanda bu yapıyla işbirliği içerisine giriyorlar. Giriyorlar maalesef. Çünkü onların da bir... Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun Sayın bu konuyla ilgili. Evet. Bu eğitimler, geliştirmelerin bir kısmı Türkiye'nin içerisinde oluyor. Ama bir kısmı o başbakan düzeyinde, devlet planlama teşkilatı düzeyinde, daha büyük düzeydeki unsurlar Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitiyorlar. Aynı Thatcher'ın eğitildiği gibi. Aynı Aldo Moro'nun eğitildiği gibi. Yani onlar orada eğitiyorlar. Alman Schröder'in eğitildiği gibi. Orada eğitiyorlar ve bunlar ileride devleti yönetecek insanlar olarak belirleniyorlar. Yani Amerika'da eğitiyorlar. Bir kısmı bunların orada eğitiliyor. Yani olay sadece Türkiye içinde eğitim değil yani. Dışarıda da eğitim var maalesef. Doğru, doğru. Bunun bir benzeri de işte emniyetin içerisinde polis kolejini bitirenler, onlar ne oluyor? Hemen dışarıya master yapmaya gönderiliyor, doktora yapmaya. Evet. İşte Emrullah Uslusu'ndan tut, öyle değil mi? İşte bu Ramazan Akgürekler filan. Niye? Çünkü geldiklerinde emniyet biriminin en tepesindeki noktalara yerleştirilecekler. Yani orada sıyrılıp geçecekler. Şimdi burada tabii hemen şu aklımıza geliyor. Yani bu devlet bunu nasıl göremedi, devleti yönetenler? Şimdi orada tabii ki yani Amerika işin içerisinde olunca bizde de işte özellikle de 1980'den sonra tabii bu ta 1945 sonrasına kadar götürülebilir ama iktidarlar Amerika'dan icazet aldıklarından dolayı Amerika'nın desteklediği Türkiye'de iktidar olur görüşü, Türkiye'de bu model oturtulmaya çalışıldığı için ve Amerika'nın da bize yönelik olarak kurgulamış olduğu bu sistem, yani deniyor ki işte devletin içerisindeki bu Kemalist devrimden gelen o gelenek sökülüp atılacak. Toplum nasıl yönlendirecek? Toplumda tarikatlar ve cemaatler eliyle yönetilecek. Sana böyle bir modeli dayatıyor. Buna uygun, en uygun iktidar kim? Geliyor, o iktidarı destekliyor, onu hükümet yapıyor. Ondan sonra onun toplum ayağını örgütlüyor. Ama o toplum ayağı örgütlenirken aynı zamanda devletin içerisindeki o en kritik noktaları ele geçiriyor. Çünkü iktidar onun elinden kaymaya başladığı anda ona müdahale etmesi gerekiyor. Şimdi buna bakıyoruz. 1980'lerden bu yana işte az önce söyledim Turgut Özal'la, işte Demirel'le, Tansu Çiller'le, ondan sonraki iktidarlarıyla, işte Çiller'le birlikte Meral Akşener'de var tabii, Bülent Ecevit'iyle, koalisyon dönemiyle, ondan sonraki AK Parti iktidarıyla vesaire. Bunlar hepsi ortak bir noktası var. Fethullah Gülen bu örgütlenmesiyle işbirliği içerisine girdi. Şimdi eğer bunu anlamazsak, bu işbirliğinin nedenini anlamazsak, o zaman 15 Temmuz'un ruhunu ve mücadelesini kavrayamayız. Şimdi herkes şunu soruyor, ya bu nasıl açığa çıkarılamadı bu zamana kadar, bu kadar içerisinde? Yani semirmesi, gelişmesi, bu nasıl anlatılamadı, nasıl görülemedi, nasıl? Aslında müdahale edildi, müdahale edilmeye çalışıldı. Ama yeterince edilmedi müdahale. Bakın devletin içerisindeki görevliler, yani bürokratlar diyelim, emniyetin içerisinde emniyet amirleri, Türk Silahlı Ordumuzun içerisindeki ilgili istihbarat birimindeki subaylarımız, bunlara müdahale edildi. 1982 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde ilk kez skandal patlak verdi, bu ortaya çıktı. Oradaki oraya liseye giren çocukların bir kısmının bu İzmir'deki bu yapılanmanın içerisinde olduğu açığa çıkarıldı. Bu çocukların haksız bir şekilde bu sınavı kazanarak geldikleri ve 90 öğrenci atıldı o okuldan. Bazıları soruşturma geçildi, bazıları atılmadı ondan sonra. Peki onlara şöyle bakıldı, dediler ki ya bu çocukların yaşları küçük, biz bunları kazanırız, orduya kazanırız. Peki sonra ne oldu? Onların hepsi tek tek istisnasız, tek bir istisna yok, hepsi 15 Temmuz darbe girişimine katıldılar. O küçük yaştaki, o liseye geçen çocukların hepsi katıldılar. Şimdi bakın burada çok önemli bir şey var.
Emniyetin içerisinde de aynı soruşturmalar yürütüldü. Tabii. 1991 yılında bir soruşturma yürütülüyor. O ne? O da yine polis kolejinden mezun olan polislerin, onların atanacakları yerler belli olurken kura çekiliyor. FETÖ oraya bir hile karıştırıyor. Ondan sonra masanın altından sahte bir o tombalayı, kurayı çektiriyor. Kura torbasını oluşturuyor falan filan. Emniyet Genel Müdürü o kura gününü bulunduğu yerde basıyor. Ve bakınız, bunun üzerine açılan soruşturmada Fethullah Hoca'nın Talebeleri adlı örgüt emniyetin istihbarat birim raporlarına geçiyor, kaydoluyor. Emniyet Genel Müdürü bunu takip ediyor. Bunun üzerine gidilsin vesaire diye. Sonra ne oluyor? İktidar kim peki? Kim? Doğru Yol Partisi ile o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi, CHP. Hmm. Değil mi? Koalisyon var. Peki bu nasıl kapatıldı? Oradaki Fethullah Gülen Hoca'nın Talebeleri adlı örgüt, o raporların içerisinde yazmasına rağmen, İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin yazmalarına rağmen o isimler oradan nasıl çıkarıldı? Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan 1992 yılında görevden nasıl alındı? 1994 yılında savcı işte Nusret Demiral, ya bunun içerisinde fasafiso var, hiçbir şey yok diyerek Gülen Teşkilatı'nın örgütlenmesi nasıl aklamaya çalıştı ve aynı yıl, yine 94 yılında Fethullah Gülen aklandıktan hemen sonra, o DGM'deki açılan dava sonucunda aklandıktan sonra ilk yaptığı iş ne? Çinlerle görüşme. Yani dönemin başbakanıyla oturuyorlar, görüşüyorlar. Sonra ne oluyor? Sonra aydınlık bunun peşini bırakmıyor. Ya burada devletin içerisinde bir gizli yapılanma var, yeraltı örgütü var. Bunlar emniyeti ele geçirecekler. Aydınlık manşeti birinci sayfasından, manşetten koyuyor. Diyor ki Fethullah emniyeti ele geçirdi 1999 yılı. Bunun üzerine emniyet gene harekete geçmek zorunda kalıyor. Ne yapıyor? İstihbarat Başkanı Sabri Uzun, altındaki görevindeki, emrindeki Osman Aka, o dönem Ankara İstihbarat'tan sorumlu il müdür yardımcısı, görev veriyor. Diyor ki şunları araştır. Araştırıyorlar, buluyorlar. Yine raporları da kayıtlara geçiriyorlar. Diyorlar ki evet, bizim emniyetin içerisinde böyle bir örgüt var. Adı da Fethullah Gülen Tarikatı, Işık Evleri Örgütü. Adını da koyuyorlar. Peki ne oluyor? Nurmede Yüksel DGM'de yine dava açıyor. Sonra bir süre sonra işte AK Parti iktidarına kadar geliyor o süreç. O davada da Fethullah Gülen örgüt kurmaktan yargılanacakken ne yapılıyor? Onun da üzeri kapatılıyor. Nurmede Yüksel'e de bir yine operasyon çekiliyor. Yine kaset kumpasları benzeri o şeylerde, Ergenekon balyoz kumpaslarında gördüğümüz gibi. Ve Fethullah Gülen'le uğraşan kim varsa, ama bunlar bakınız, altını çizerek söylüyorum, hükümetten de güç alarak bunu yapıyorlar. Yoksa hükümetin, şimdi Osman Ak, Mesut Yılmaz bunu açıklıyor. Diyorlar ki ya bu raporların gereği neden yapılmadı? Bu tasfiyeler neden yapılmadı? Mesut Yılmaz diyor ki Osman Ak şeye, Cevdet Saral'a, Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'a, sayın diyor Bülent Ecevit Fethullah Gülen'e çok meftundur. O yüzden diyor, sakın ha diyor, bunu diyor gündeme getirme, hükümeti yıkarsın. Evet, toparlayalım. Bakın, Fethullah'la mücadele bugüne kadar ne olarak görülüyor biliyor musun? Fethullah'ın üzerine gidersen hükümet yıkılır. Böyle bakılıyor. Çünkü arkada Amerika var. Algı. Evet. Şimdi bir şey daha eğer yansıtabilirseniz, bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir mücadele oldu. O mücadele, ama arkadaşlarımız ekrana getirebilir mi bilmiyorum ama 1985-2015 yılında bir tasfiye var. TSK'nın içerisinde bunlar tasfiye ediliyor. Bakın. Ekranda görüyorsunuz. 85 yılından 2016 yılına kadar, yani bu 30 yıllık sürecin içerisinde zaman zaman işte Yüksek Askeri Şura'da bunlar tasfiye ediliyor. Ama rakamlar komik. Bakın 30 yılın içerisinde 400 tasfiye var Fethullah örgütünün içerisinden. Yani yılda 14 kişi tasfiye edilmiş. Şimdi bunlar neden böyle? Bu düşük rakamlar niye bu kadar az? İşte az önce söylediğimiz şeylerden dolayı. Ama dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. 28 Şubat sürecinde 1997 yılında zirve yapmış Fethullah Gülen örgütüne yönelik operasyon. Yani tasfiye edilmiş önemli ölçüde. Bakınız, komik rakamlar: 94'te 2 subay, 95'te 1 subay, biraz subay, 96'da 11 subay, 10 subay. 97'ye bir geliyoruz, 28 Şubat var. 28 Şubat'ta 59 subay, 73 astsubay. Bakın tasfiye ediliyor. Ondan sonra yine 98 yılında o tasfiye büyük ölçüde devam ediyor. 42 subay, 31 astsubay olarak. Ama geliyoruz 99 yılına. O zaman koalisyon hükümeti, o bir anda yine 7 subaya düşüyor. O zaman bunu sorgulamamız lazım.
bu hükümetler neden bu Fethullah Gülen örgütünü bile bile göre göre karşılarında o etiyle, canıyla, kanıyla, her şeyle ortaya çıkmışken neden bunu tasfiye etmediler? İşte burada benim gördüğüm şey bu FETÖ ana iddianamesine baktığımızda da burada da çok etraflı bir şekilde örgütü analiz ediyor. Ekrandan da gösteriyor evet, şu anda. Şurada da görülüyordu. FETÖ ana dava iddianamesi. Burada da bakınız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine nasıl sızdıkları, nasıl ele geçirmeye çalıştıkları vesaire, bunların hepsi tek tek anlatılıyor. Benim az önce göstermiş olduğum rakamlar da iddianamenin içerisinde. Siz daha istiyorsanız. Yalnız burada iddianamede çok önemli de bir şey var. Toparlamamız gerekiyor. Sayın Pekin'e döneceğim. Peki, bir cümle daha arkadaki, alayım. Tek cümle. Arkadaki gücün Amerika olduğu bu peki iddianamede altı çizilerek veriliyor. Peki, teşekkür ederiz Sayın Erbil. Sayın Pekin, sizinle devam edelim. Şimdi mücadele bir taraftan, tasfiyeler. Bugün gelinen noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kaç kişi tasfiye edildi? Bir rakam verebiliyor muyuz? FETÖ hala tehlikesi devam ediyor mu? Kurumlarda hala bugünkü etkisi nedir? Ne söylersiniz? Yani bir kalkışma etkisi var mı? Böyle bir önümüzdeki süreçte olabilir mi ihtimal? Kurumları diye bir kitap da yazıldı Zübeyir, Sayın Zübeyir tarafından. Her şey açıktı aslında. Maalesef devlete sızma yok. Devlete yerleşme var. Devletin yerine geçme var. Görerek, bilerek yapılan şeyler. Şimdi Sayın Milli Savunma Bakanı'nın ifadesine göre 23.264 civarında galiba veya 300 civarında bir şey var. Tasfiye var şu ana kadar silahlı kuvvetlerden. İhraç etme var. Ve şeye baktığımızda da daha da en son galiba bir hesaplamaya göre de bu konuyu Ahmet Zeki Üçok hesaplamıştı. Yani yıl yıl hangi yıllardan itibaren girdiler silahlı kuvvetlere, askeri okullara ve sonuçta ne kadar mezun verdiler, ne kadarı kaldı diye hesapladığımızda bu miktarın 60 ile 80 bin olduğu değerlendiriyor. 60-80 bin civarında olduğu ve hala silahlı kuvvetler içerisinde 15-20 bin civarında FETÖ'cünün, FETÖ'yle istihdatlı kişilerin bulunduğu söyleniyor. Bu açık. Bu temizleme hala devam ediyor. Bu temizlik. Ve bu temizlik bu temizlik devam ediyor. Bu temizlik ne zaman bitecek? Kısa sürede biteceğini sanmıyorum. Çünkü bu işte biraz evvel söylendi. 50 yıllık bir süre zarfında silahlı kuvvetlere ve Türkiye'nin çok kritik yerlerine yerleşmiş olan unsurları, bunları ayıklamak, şey yapmak, ihraç etmek kolay değil. Peki diyeceksiniz ki bundan sonra bir şey olabilir mi? Herhangi bir şey çıkar mı? Tehlike arz eder. Çünkü bu ve buna benzer Amerika'nın arkasında olduğu bu ve buna benzer örgütler var. Hala Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın diğer ülkeleri bu adamları koruyor. Büyük ihtimalle koruduklarına göre bunları, subaylar da var işlerinde, NATO'da görevliyken oraya kaçanlar, bunları koruyor ve bunlar orada korundukları sürece demek ki bir hesapları var. Sadece Türkiye'de mi? Hayır. Türkiye'nin dışında da bazı hesapları var. Yani Orta Asya'da, diğer İslam ülkelerinde de faaliyetleri var bu örgütün. Dolayısıyla Türkiye darbe olabilir veya başka adlar altında olabilir. Örtülü operasyonlara uğraması muhtemel ülkelerden bir tanesi ve mutlaka beklemesi lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu işin arkasında ve Türkiye'nin iç siyaseti dizayn edip mütakiben de dış siyasetini istediği gibi, yani Büyük Ortadoğu Projesi, genişletilmiş Karadeniz, diğer konularla ilgili şey kurulması, bir Kürdistan, bir müşterek Kürdistan kurulması, Suriye'de Kürdistan'ın inşası, bunların hiçbirisinden vazgeçmiyor. Şöyle söyleyeyim, tabii bu çok önemli. Bu adam uzun süredir o bölgede, Kırgızistan'da ve hemen hemen çok uzun zamandır da orada işte iş açmış, okullar açmış. Bunun çok önemli bir arşivi olması lazım. Bakın, istihbarat örgütleri arşivlerle çalışır. İstihbarat örgütlerini ortadan kaldırmak için arşivlerine sahip olup neler olduğunu, neler bittiğini, kimlerin neler yaptığını bulmanız lazım. Bu arşivi istihbarat örgütü, bu örgütün arşivinin ele geçirilmesi, arşivinin tamamlanması bence çok önemli bir olay. Bu konuda da yakalanan şahsın, yani daha doğrusu Orta Asya sorumlusu olan şahsın ben çok önemli bilgiler vereceğini ve bu sayede şeyin elindeki Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in elindeki şeyin, ne derler ona,
toplam arşivin daha da artacağını ve bundan sonra işin çok daha kolayca bulunacağını, düğüm noktalarının ortaya çıkarılacağını, kritik noktaların ortaya çıkarılacağını değerlendiriyorum. Bu verdiği bilgiler bence çok önemli. Bu ve buna benzer başkaları da var da. Sanırım onlar da ele geçecek. Ama asıl ele geçmesi gereken şeyler, göndermesi gereken şeyler biliyorsunuz şeydeki, Almanya'daki, Fransa'daki, Belçika'daki, İngiltere'deki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada'daki unsurlar. O konuda da Türkiye'nin çok ciddi bir mücadele yapması lazım verilmesi için. Ama ben vereceklerini sanmıyorum. Çünkü hala onları kullanacaklar. Bir de bundan sonraki örgütlere, işte Amerika'ya çalışırsak, Amerikalılar bizi yarın bir gün satarlar ifadesi ibaresinden kaçınmak için büyük ihtimalle bunlar verilmeyecek ve şu anda da Türkiye'de belki Fethullah'a benzer bazı unsurların örgütlendiklerini, örgütlenmeye çalıştıklarını dikkat ediyoruz, görüyoruz. Bu bakımdan Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok dikkatli olması lazım bu konuda. Peki. Yani iş bitmedi. Daha bana göre daha işin başındayız. İyi bir temizlik gerekiyor. Umarım bu temizliği işte bunların yol açtığı yıkımı da tahmin ederek yapabiliriz diye değerlendiriyorum. Çünkü gerçekten yani yüz binlerce gencimizi zehirlediler ve yüz binlerce gencimizin zekasını, devlet hizmetine kurulmasını, kendilerini geliştirme yönünde kullanılmasını engellediler. Ve tamamen sapık bir ideolojinin peşinden gitmesini sağladılar. Bu konuda tabii demek ki devletin bir daha düşünmesi lazım. Yani birileriyle işbirliği yaparken devlet, yok onunla bununla işbirliği yaparken Amerika'yla ya da başkalarıyla, başkalarına karşı işbirliği yaparken mutlaka kendisine neler gelebilir, başına neler gelir bunun hesabını yapması lazım. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu noktada açıklaması vardı Sayın Pekin. Efendim, evet efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da gelen açıklama vardı Sayın Erbil'e de soracağım. Din kisvesi altında dedi. Bu milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz. Yıllarca dini değerlerimizi sömürdüler ama aldandık. Şimdi toparlandık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi eğer tabii bunu eğer söylüyorsak bunun gereğini yapmamız gerekiyor. Ne yapalım? O zaman işte Atatürk'ün o söylemiş olduğu Türkiye şeyhler, dervişler ve mensuplar ülkesi olamaz. O zaman Türkiye'nin işte milli demokratik devrimini tamamlaması gerekiyor. Türkiye'nin ortaçağ kalıntılarından işte bu şeyhler, dervişler dediğimiz tarikatlar, cemaatler dediğimiz öyle değil mi? Diyanet'in raporuna bile yansıdı artık. Herkes biliyor bunların nasıl Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştığını, dış güçler tarafından Türkiye'yi yönetmek üzere bunların organize edildiğini, bunların finanse edildiğini artık devletin Diyanet raporlarına bile yansımış durumda. Evet. O zaman bunun gereğini yapacağız. O zaman bunlarla keskin bir ideolojik mücadelenin içerisine gireceğiz. Bakın burada o keskin ideolojik mücadele deyince Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlamış olduğu yani 2016 yılındaki darbenin o aylardan yani yaklaşık bir 5,5 ay sonra kaynak yayınlarından çıktı Türk ordusunun bugünkü ideolojik çizgisi. Çünkü bu çok esaslı bir kitaptır. Türk ordusunun darbeden sonra hazırlamış olduğu raporu içerir. Yani komuta kademesi burada. Amerika'nın kendisine karşı yürütmüş olduğu psikolojik savaşa nasıl tavır aldığını, kendi içinden bu unsurları nasıl ayıkladığını, nasıl temizlediğini ve bundan sonra bunların da kendi içine bir daha girmemek üzere nasıl tedbirler aldığını burada yazıyor. Önerilerde bulunuyor. Bakınız çok önemli şeyler var, öneriler var. Burada diyor ki, biz diyor bundan sonra TSK içinde yıllar süren gayretleri sonucunda yarattıkları ve sebep oldukları yönlendirdikleri ve genellikle kendi lehine sonuç yaratan tüm çalışmaların gözden geçirilmesi ve hasarın ortaya çıkarılması ayrıca bir zorunluluktur. Bunları yapacağız diyor. Evet. Ve burada çok önemli bir tespitte bulunuyor bakınız. Deniliyor ki TSK'da mevcut yapı ve uygulanan sistemler darbe üretiyor. Darbe Türk ordusunun geleğinde var gibi benzeri söylemler artık doğru değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin millet egemenliğine dayanan demokratik hukuk devletiyle Atatürkçü düşünce sistemine yürekten bağlı mensupları milli bir duruş sergileyerek devletinin ve bağrından çıktıkları yüce Türk milletinin emrinde olduklarını göstermişlerdir. Ülkemizin bulunduğu bu coğrafyada TSK 3 ayrı cephede birden mücadele etmektedir. TSK milletin desteğine bugünkü
her zamankinden bugün daha fazla ihtiyaç duymaktadır diyor. Bakın bu çok önemli ve bu raporda aynı zamanda ne deniyor? Deniyor ki bunun arkasında süper şeyler var, küresel güçler var. FETÖ, PYD küresel güçlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzere kullanılan bir maşadır. Bakın bu devletin, ordunun yazmış olduğu raporda ele alınıyor. Şimdi eğer biz bunları derinlemesine inceleyeceğiz ve sorgulayacaksak, topluma da bunları sorgulatacaksak, o zaman bu arkadaki işte bu küresel güçlerin bunlarla aralarındaki ilişkileri ve Türkiye'de de kimin Amerikan programını uyguladığını, yani bir Türkiye'de bir Kemalist devrim programı var. Kemalist devrim, yani milli demokratik devrim. İkincisi de onun karşısındaki Atlantik programı var. Şunu o da bizi istiyorum Sayın Orta Çağ'a hapsetmeye çalışıyor bu cemaat tarikatlarıyla. Muhalefetle hükümet aynı dili kullanamadı. Ve bu noktada neden bir birliktelik göremiyoruz? Biz ilk günler görmüştük 5 yıl önce ama şu anda bu yok. Bunu görüyoruz. Ve şöyle bir konuşma sürekli geçiyor. Diyorlar ki iktidar değişikliği olursa FETÖ yeniden güçlenecek. Katılır mısınız? Bu noktayı da biraz siyasi açıdan değerlendirirseniz. Ha, iktidar, bakın şunu söyleyelim. Türkiye'de bir daha hiçbir zaman FETÖ iktidar olamaz. Bunu kesin olarak söyleyelim. Kesin bir tespitimiz olarak ortaya koyalım. Ama maalesef Amerika'nın bu Türkiye'de iktidarı değiştirme planları, bunları da açık açık söylüyor. Biden söyledi değil mi Amerikan başkanına bunları? Erdoğan'ı yıkacağız dedi. Gelmeden önce söylemişti. İktidara gelmeden önce söyledi. Ama şimdi de muhalefet partilerinde içine kattıkları bazı sözde demokratik yapılarla Türkiye'de iç yıkıcılığı tertiplemek üzere planlar oluşturduklarını, bunları da anlatıyorlar ve bunları da paylaşıyorlar. Ve bunların içerisine bir bakıyoruz, muhalefet partileriyle birlikte maalesef HDP'nin ve FETÖ'nün güçlerinin tam kadro olarak bunları desteklediğini görüyoruz ve bu yapıların içerisinde olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika'daki temsilcisi Fethullah Gülen adamı çıkmadı mı? Çıktı. Şimdi o adam hala CHP'nin bazı unsurlarıyla birlikte, sözde o muhaliflerle birlikte onlarla Amerika'nın oluşturmuş olduğu projelerde görevler üstleniyorlar. Bunları da utanmadan açıkça, pervasızca ortaya koyuyorlar. Şimdi bakınız, bunların sorgulanması lazım. Ve biz buradan 15 Temmuz günü muhalefet partilerine de uyarıda bulunuyoruz. Yani bu Fethullah Gülen'in işte örgütün desteğini alarak, Amerika'nın desteğini alarak yani Türkiye'de iktidar olma hayallerini bırakın. Bunlardan kurtulun. Yani o dönem geçti. 15 Temmuz 2016'da Türkiye tarihinin 100 yılın kırılmasını yaşadı. Artık bir daha tekrar makarayı geriye saramazsınız. Bu imkansız. Bakın bir şu anekdotu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da Sayın Doğu Perinçek'in FETÖ darbesi kitabından bir alıntıdır. Burada da işte bu Fethullah Gülen terör örgütünün Amerika ile ilişkilerinin hangi boyutlarda olduğunu, Türkiye'de sizin bir kısım işte milliyetçi diye tanıdığınız isimlerin sözde işte Uygurları savunuyor diye bildiğiniz, hani sözüm ona Çin Uygurlara karşı işte şey yapıyor ya, o isimlerin aslında Fethullah Gülen tarikatının, o dönem tarikat, daha sonraki gerçek adıyla da terör örgütünün mensubu olduğunu burada yazıyor. Mesela Enver Yusuf Turani, değil mi? Nerede görüyorsunuz siz bunları? Şimdi çıkıyor gazetelerde, televizyonlarda boy gösteriyor. Sözüm ona oradaki Uygurların haklarını savunuyor, değil mi? Ya Zaman Gazetesi reklamını yapmış zamanında. Çünkü kendi adamı. FETÖ'nün yetiştirdiği eleman, devşirdiği adam. Bakınız Fethullah Gülen 1 Eylül 97 yılında Zaman Gazetesi'nde ne diyor? ABD'de görüştüğüm insanlardan biri Abramovich'ti. Abramovich'i hepimiz biliyoruz değil mi? İşte 96 yılında Türkiye'de, 2002 yılında kimin iktidara geleceğini söylüyor. Tayyip Erdoğan iktidar olacak, Abdullah Gül Dışişleri Bakanı olacak. O Türkiye'de bir zaman elçi olarak kalmıştı. Abramovich, eski Türkiye Büyükelçisi biliyorsunuz. Müşterek dostumuz Kasım Gülek Bey de vardı. Kasım Gülek kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllar genel önemli. Bakın Aydınlık Gazetesi, az önce size söyledim ya raporları. İşte 1982 yılında ilk kez deşifre oldular. 91 yılında emniyet bunların üzerine gitti. O dönemden beri, yani bu örgüt kendini ortaya çıkardıktan ilk günden itibaren Aydınlık Gazetesi bu mücadeleyi yürüttü. Bakın şimdi ekrandan da görüyorsunuz o videoyu. Fethullah Gülen'in gizli bir örgüt kurduğunu 1993 yılında Aydınlık Gazetesi tespit etmiş.
ve onun örgütün kendi içerisindeki talimatlarını bunu ele geçirmiş bir gazeteci refleksiyle onlara yayın. Bakın görüyorsunuz değil mi? Fethullah okullarında CIA ajanları yetişiyor. Fethullah emniyeti ele geçirdi. Fethullah'ın parası CIA'den. Bunları Aydınlık Gazetesi, yani Türkiye Fethullah Gülen terör örgütü gerçeğini Aydınlık Gazetesi'nden öğrendi. O yüzden bizim buradaki görevimiz de şu. O gecede. Efendim ben bilmiyordum. Ben sonradan öğrendim. İşte milletimiz bizi affetsin. Bunları dememek için bir o daha. O gecede aslında FETÖ'cü kalkışmayı yine ulusal kanaldan öğrendiler. Tabii. Keşke dememek için bir daha bunları söylememek için Aydınlık Gazetesi'ni ve ulusal kanalı büyütmek ve güçlendirmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Ermi. Sayın Pekin, size de son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi 7 kez değil mi iade talebi var Fethullah Gülen'le ilgili ama Amerika Fethullah Gülen'i iade etmiyor. İade eder mi? Ne olur bundan sonraki süreçte? İade edeceklerini sanmıyorum. Sadece Fethullah Gülen değil. Fethullah Gülen'le birlikte Avrupa'ya giden ve Amerika'ya yerleşen kişiler de var. Onları da göndereceklerini sanmıyorum, iade edeceklerini. Çünkü bir defa Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut projelere devam ediyor. Biraz evvel söyledik, işte dünyayı şekillendirme, kendine göre biçim verme, Türkiye'ye biçim verme projeleri devam ediyor. Dolayısıyla o projeler devam ettiği sürece bu adamlara ihtiyacı var. Sadece Türkiye için mi? Hayır. Aynı zamanda Türk dünyası, Müslüman dünyası içinde var. Afrika'dan Orta Asya'ya kadar. Çok geniş bölgede bunların hepsine ihtiyacı var. Onun için vereceklerini sanmıyorum. Bundan sonra Türkiye'de bu ve buna benzer olaylar olur mu? Olabilir. Yani illa aynı formda olması gerekmiyor. Başka formlarda da olabilir. Ama iktidarların, muhalefet partilerinin dikkat etmesi gereken önemli konulardan bir tanesi birileriyle iş birliği yapmak için bir grubu öne çıkarmak. Aynen 1980 darbe, 12 Eylül darbesinin olduğu gibi o zaman maalesef işbirliği yapılmış ve Fethullah Gülen bu hale geldi. O kadar belki ondan daha eskiye uzanan mazi var ama 80'den başlatırsak bu maziyi maalesef işte 50 yıla yakın bir 40 yıl 40 küsur yıla yakın bir şeyi var, durum var. Ve bunların ondan sonra devlete sahip, çünkü bunlar tek başlarına bu işi yapmaları mümkün değil. Mutlaka birileri tarafından destekleniyor olmaları lazım. Yani istihbarat örgütleri tarafından. İstihbarat örgütleri bunları kullanıyor. Bir de bakın Türkiye'deki, yani bizim Atatürk'ün daha doğrusu tabii yani çok partiye geçtiğimiz dönemden beri, Amerika ile işbirliği yaptığımız dönemden beri kimleri eğitmiş, kimleri getirmiş? Yani Deniz Baykal'ından bilmem kime kadar herkesi eğitmiş, yetiştirmiş. Ondan sonra da bizim başımıza, partinin başına şey olarak göndermiş. Herhangi bir partinin başına lider olarak göndermiş. Yani Süleyman Demirel de böyle, diğerleri de böyle. Yani böyle baktığımız zaman, olaya böyle baktığımız zaman çok kapsamlı bir şeyle karşı karşıyayız. Durumla karşı karşıyayız. Çok kapsamlı bir çalışmayla karşı karşıyayız. Olayı sadece sızdılar, geldiler, Fethullah Gülen şurada okul kurdu, bilmem ne yaptı değil. Yani bunları yaparken herkes bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Sayın Erdoğan anlattı en başından beri, doğru. Bilmesi gerekiyordu. Yani gerçekten de sadece aydınlık değil. Yani bunu bununla ilgili raporlar da var şeyin içerisinde. Bir spatiyes çatında da var. Olarak, yani, gazete o basın yayın olarak söylüyorum komutanım. Evet, yayın olarak var. Ama yani sonuçta bile bile Lades bile bile bu hale getirdiler. Şimdi herkes dönüp birbirine suçluyor. Yani devlet yönetmek kolay bir olay değil. Devlet yönetecekseniz devleti bütün unsurlarıyla tanımanız lazım. Kim nerede yetişti? Amacı nedir? Kime hizmet ediyor? Bizim yaptığımız, kurduğumuz teşkilatlar kime hizmet eder? Buradan bilgiler kime gider? Siz şimdi tutmuşsunuz Fuat Doğu zamanında bizim MAH teşkilatı ve Nispat teşkilatı ile Amerikan CIA'yı birlikte çalıştırmışsınız. Yani alt katta CIA çalışıyor, üst katta Amerikan istihbaratı çalışıyor. Ya Fuat Doğu diyor ki ben Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da CIA'nin şeyi gibiyim. Orta Doğu sorumlusu gibi çalıştım diyor. Evet. Şimdi böyle bir şeyden, devlet yapısından, böyle bir istihbarat anlayışından ne beklersiniz? Peki. Bu size çalışmaz ki. Bu size çalışmaz. Onun için bundan sonra artık aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Yani gerçekten çok büyük bir vadeden kurtardık. Çok büyük bir vadeyi atlattık. Ve şu anda iç savaşta da olabilirdik. Biraz evvel söyledim.
Yani iç savaş da hala devam ediyor olabilirdi. Bundan sonra daha çok dikkat etmek gerekiyor. Ders çıkarmak gerekiyor. Peki. Böyle bir durumla karşılaşmayız diye değerlendiriyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Pekin. İyi ki katıldınız. Sayın Erbil, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür katıldınız. Süremizi tamamladık. Her ikinize de iyi çalışmalar diliyorum. Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Sayın Osman Erbil bizlerle birlikte oldu ve emekli korgeneral Sayın İsmail Hakkı Pekin de yine bizlerle birlikte oldu Skype bağlantısı üzerinden. 15 Temmuz süreci